Buradaki olayı rekabet kurulu monopsoni olarak yorumladı. Biz de o şekilde olduğunu göstermek istedik. Çünkü monopolde daha çok üreticinin tekelliği söz konusudur. Monopsonide ise alım gücünü kötüye kullanmak, rekabeti usulüne uygun kullanmamak yönünde çalışma oluyor. Ve bundan dolayı yapılan çalışmalarda Rekabet Kurulu önce haklı görerek bizi çalışmayı başlattı. Sonra da taahhütler istedi. Taahhütler olmasaydı ceza duruma düşecekti. Taahhütlerini vererek sonucu bağladı olumlu bir şekilde. Dolayısıyla Türk üreticisi ve aynı zamanda Türk fındığı bu noktada inşallah değerini daha iyi bulacak. Ve şu anda 3 dolardan 4 dolar civarına çıktı fiyatı. Fiyatını ilk defa revize etti. Ordu'da da geldiler. Benimle 5 saat kadar görüştüler. Ben de bu konuyu zaten senelerdir bu işte uğraştığımız bir konu olduğu için buradaki Türk fındığının aynı zamanda dışa bağımlılığını, özellikle fiyat mekanizmasındaki dışa bağımlılığını düzeltmiş olduk. Tek kelimeyle Türk fındık üreticisi kazandı, halkımız kazandı. Çünkü yıllardır süren bir haksız rekabet konusu söz konusuydu. Ordu tek başına İtalya'nın ürettiği fındığın 4 katını üretiyor. Ve bu noktada özellikle Ordu'nun böyle bir üstünlüğü var. Ve Giresun'la beraber de daha fazla, yani %70'e yakın kısmını üretiyorlar. Ve böylece bir firma kendisi bu kadar hakim olmadığı halde gücünü kötüye kullanarak, rekabet şartlarını negatif kullanarak burada fiyat belirlemede haksız rekabete sebep oluyordu. Bunu önlemiş olduk.